Ben bugün anladım ki buraya deli olarak çağrılmışım. Evet, ben girişimcilik hikayemi anlatacağım. Tarım sektörünün internetle tanışmasıyla başladı benim hikayem. Tarım sektörüyle internet 2004 yılında bir araya gelmemişti. Ben 2004 yılında tarımsalpazarlama.com adında bir web sitesi kurdum. Bu web sitesinin şu anda 200 bin aktif üyesi var. Çiftçi, ziraat mühendisi, veteriner hekim, tarım firması ve ihracatçı burada bir araya gelip ürünlerini birbirlerine pazarlıyorlar ve bilgi aktarımı yapıyorlar. Bu şekilde iletişim kuruyorlar. 2004 yılında durum nasıldı? Çiftçiler ürünlerini pazarlayamıyorlardı. Tarım sektöründe en büyük sorun pazarlamaydı. Ve hiçbir çiftçi internet kullanmıyordu. Çünkü 2004 yılında zaten Türkiye'deki internet kullanım oranı %14'tü. İnternetle çiftçi hiçbir şekilde bir araya gelmiyordu. Ve ben de tarımsal pazarlama öğrencisiydim Akdeniz Üniversitesi'nde. İnternete baktığımda hiçbir tarım içeriğinin zaten olmadığını gördüm. Yani içerik yok, içeriye bakan yok, içeriye bakan yok, zaten içerik yok şeklindeydi. Çözüm olarak, neden tarım sektörü bu kadar izole? Çünkü internete erişimi yok. Çözüm olarak ne olabilir? Tabii ki internet çözümdür. Pazarlama sorununa, bilgi iletişimi sorununa, her şeye çözüm internette var diye düşündüm. Düşündüm ki Arşimet, M.Ö. 308 yılında bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım demiş. Günümüzde olsaydı internet yeterli olurdu diye düşünüyorum. Ve bu şekilde düşünerek pazar araştırmasına başladım. Pazar araştırmasında zaten bildiğim şeyleri öğrendim. Yani çiftçi internet kullanmıyor, tarım sektöründe içerik yok ve çiftçinin kredi kartı yok. Sektörün birbiriyle iletişimi yok, tarım firmalarının kurumsal web sayfaları yok. Hatta kariyer sitelerinde tarım diye bir sekme bile yok. Yani bir ziraat mühendisi CV'sini bırakacak olsa tarım sekmesini seçemiyor. Böyle bir durumda pazar araştırmaları dibe vurmuşken ben bu işe girmeye karar verdim. Normalde girmemem gerekiyordu. İşte burada benim deliliğim başlıyor. Burada başlıyor. Herkes bir gün internete girecek. Bütün dünya internet kullanacak. Yıllar sonra internet kullanmayan kimse kalmayacak. Burada internet kesik diye herkes şifresi neydi, neydi diye sorarken bir gün tarlalarda da öyle olabilir diye düşündüm. Ve sitemi kurdum. Çevremden tepkiler almaya başladım. Çok heyecanlıyım, sesim çatallaşıyor. Arada bir su içmeye ihtiyacı duyabilirim. Gerçekten burada olmak çok heyecan verici. Girişimciliğimi de yaparken böyle dizlerim titriyordu. Evet, ben işimi kurdum. Çevremdeki herkes dedi ki, sen önce okulunu bitir. Öğrencisin daha, 22 yaşındasın. Ne yapıyorsun? Bir işe gir, çalış, iş nasıl yapılıyormuş bir öğren, sermaye biriktir dedi herkes bana. Ve ben çok heyecanlıydım. Neden? Çünkü bir gün herkes internet kullanacak. Tarım sektöründe hiç kimse internet kullanmıyor. Yol bomboş. Benim bu aklıma geldiyse bu benim sorumluluğum, bunu benim yapmam lazım diye düşündüm. Ve başladım. Burada ben başladığımda bana sektörde şey diyorlardı, internetçilik oynayan kız çocuğu diyorlardı ve bu şekilde başladım. Ama şöyle bir durum da var, şimdi kendime bakmamıştım, ben bu işi yapacağım ama web sitesi yapmayı bilmiyorum, yazılım bilmiyorum, tasarım bilmiyorum, ben bu işi nasıl yapacağım? İnternete bir ilan verdim, dedim ki Türkiye'nin en büyük projesine yazılımcı ortak aranıyor dedim. İzmir'den bir bilgisayar öğretmeni Devrim Altınkırt bana mail yazdı. Ben ortak olurum dedi. Sonra çalışmaya başladık. Birbirimizi hiç görmeden 8 ay boyunca çalıştık. Ve web sitesini 2004 yılında yayınladık. Sonra tabii param da yok. Öğrenciyim. Ne yapacağım?
Gerilla marketing yapacağım mecburen yani. Ne yaptım ben bu çalışmalarımda? Bir kere broşür bastıracak param yoktu. Bir fuar firmasına dedim ki, ben broşür bastıracağım, kenarına da bilet koyacağım, yırtıp fuara gelecekler. 50 bin tane dağıtacağım. Broşürümü basar mısınız dedim. Basarız dediler. Ondan sonra tabii fuara gideceğim. Pankartlarım falan yok yani, poster panolarım. Ne yapalım? Eski atılmış, hani zamanı geçmiş, kampanyası geçmiş posterleri atılan bir yer buldum. Ve o atıkların üzerine kendi tasarımlarımı yapıştırarak fuarlara katıldım. Ve böylece reklam ve pazarlama işimi çözmüş oldum. Fuarlara da barter yaptım. Siteye reklam aldım. Onlar bana yer verdiler. Ve bu şekilde tanıtıma başladım. Tabii sektörün her alanına yaptığım işi anlatmam gerekiyordu. Aynen bu şekilde beni dinlediler arkadaşlar. Ne anlatıyorsun? Çiftçinin interneti yok, bilgisayarı yok, kredi kartı yok. Ama sen diyorsun ki ürünlerinizi internetten satabilirsiniz. Bakın çiftçiler ulaşamıyor aletlere, ekipmanlara diyorum. Ve diyorlar ki bunlar yok, ne yapacağız falan. Ama ben çalışmaya devam ettim. Tek başına olduğumu anlayınca hiçbir yerden de destek... Tabii zaten kredi alınamıyor. Zaten proje baştan bitik yani çiftçi. ama kendi başıma çalıştım. Bu fuarlara katılmakla bir kullanıcı oluşturdum. Ve 2006-2007 yılında e-ihracat birincilik ödülü aldım. Benim sistem Türkçe nasıl ihracat yaptı bu site diye düşündüm. Yani bana bu ödülü veriyorlar ama şu yüzümdeki şaşkınlığı görebiliyor musunuz bilmiyorum yani. ama benim internetim şeyde, sistem Türkçe olduğundan dediler ki sizin sitenin üzerinden çiftçilerin ihracat yaptığını tespit ettik. Bu yüzden o ödülü veriyoruz. Sonra bir hocam dedi ki bana, Türkiye Tarım Sigortaları'nı da Türkiye'ye getiren Tanfer Dinler, şampiyon olmak kolaydır. Asıl şampiyonu devam ettirmek zordur. Sen şimdi ne yapacaksın ihracatla ilgili dedi. Ben de dedim ki ya şimdi bir Ali Baba'yla bir iletişim kursam ne güzel olurdu dedim. Ama nasıl iletişim kuracağım ki ben Alibaba.com'la? Ve bir tesadüf oldu. Bir panel düzenlediler, girişimcilik paneli. Ve Alibaba'nın Türkiye temsilcisi, logo yazılım firmasının da yönetim kurulu başkanı, Turul Tekbulut o paneldeydi. Birlikte sunuş yapıyorduk. Ben o zaman zaten girişimci olduğumu panellerden, beni girişimcilik panellerinden çağırmaya başlayınca anladım. Dedi ki Tuğrul Tekbulut, Alibaba.com'la bir şey yapmamız lazım. Biz Türkiye temsilcisiyiz. Siz de tarım temsilcisi olur musunuz? Tavşana havuç yer misin diye sormuşlar. Gülmekten söyleyemiyorum demiş. O tip bir şey yani. Sonra tabii ben baktım koşa koşa gidiyorum, işler de çok büyüyor. Sıfır bir sermaye ile başlamışım, kendi iş gücüm sermayem. Her şey yolunda gidiyor, o zaman ben her şey yaparım. Onu da yaparım, bunu da yaparım, şunu da yaparım derken baktım bir sürü de proje geliyor. Hepsini yapmaya çalışınca her şey yapan meğer hiçbir şey yapmıyormuş. Doğru yolundan sapıyormuş. Ne oldu? Ben birden heyecanlanıp her şey yapmaya başlayınca işler bozuldu. Yani... ben deney tüplerimi patlattım, işlerimi bu aşamadan sonra bozmaya başladım. Dedim ki ben neyi yanlış yaptım da ne oldu? Yani başarı demek hep yukarı koşmak değil miydi? Neden ben şimdi düştüm? Sonra anladım ki ben doğru yolumdan, en başta çıktığım yoldan sapmışım. Neydi benim ilk amacım? Çiftçiye internet kullanmak, bilgiyi ulaştırmak. Sonra sorunları tek tek ele almaya başladım. Ne yapacağız? Diğer sektörlerle bir araya getireceğiz. Neydi? Kredi kartı kullanmıyordu. Hemen toparlandım ve bir bankaya gittim. Dedim ki çiftçi kredi kartı kullanmıyor, kredi kartı yapalım çiftçiye. Hemen bir kredi kartı, tabii bu kadar kolay olmadı anlatıyorum ama böyle. Bir kredi kartı, çiftçiye özel bir kredi kartı çıkardılar, Şeker Bankası Atkart. Ve dediler ki tanıtım işlerini de siz yapın. Oh süper, ne yapacağız? Köy köy dolaşacağız. Hedef kitlemle bir araya geleceğim, çiftçilere göreceğim. Ve biz köy köy dolaştık, 12 bin köy dolaştık. Ve bu köylerde eskiden ne yapıyorlardı bu insanlar?
diye düşündüm. Yani şimdi internete yeni alışıyorlar. Eskiden okuma yazma bilmiyorlardı. Nasıl çözüyorlardı okuma yazmayı gelen evrakları? Gel çocuğum Ahmet. Oku bakalım şu mektubu şeklinde. O zaman çocuklar şu anda internet kullanan hiçbir şey bilmese, yani bir bebeğin eline iPad veriyorsunuz falan yapıyor. Ne yapalım? O zaman çocuklarınızdan destek alın dedi. Gittiğimiz her yerde bunu anlatmaya başladık biz de. Ve çiftçiler çocuklarından destek alarak internet üzerinden pazarlama yapmaya başladı. Sonra ben dedim ki Türk çiftçi ne kullanıyor? Cep telefonu kullanıyor. En yakın teknolojik cihaz cep telefonu. Niye daha önce düşünmedim ben bunu? Vodafone'a gittim. Dedim ki çiftçi cep telefonu kullanıyor. Bunun internet entegrasyonunu yapalım. Ve çiftçi cep telefonu kullanarak internete ilan versin. Vodafone'la görüşmemde bir tır şu anda 600 gündür yollarda. Köy köy dolaşıyoruz. Ve çiftçiye bilgi aktarımı, bilgi paylaşımı yapıyoruz. Onlardan ne istediklerini alıyoruz. Ve internetle cep telefonunu entegre kullanıyoruz. Neler yapıyoruz? Cep telefonundan mesajlar gönderiyoruz. Onlar bize ilanlarını gönderiyorlar. Boşluk yazıyorlar işte bir ton elman var, domatesim var şeklinde. Ve tarımsalpazarlama.com'dan yayınlanıyor. Ürünlerini satıyorlar. Biz ne gönderiyoruz? Biz de diyoruz ki, bakın Türkiye'de, Antalya'da, Alanya'da, Şeftali'de klok hastalığı var. Bu mevsimde olur, önleminizi alın. Hibeler, destekler açıklandı. Domates Antalya'da bu kadar, İstanbul'da bu kadar diye mesajlar gönderiyoruz ve çiftçiye bilgileri, bilgi aktarımı yapıyoruz. Peki, benim bu girişimcilik yolumda birçok tesadüf gibi gözüken bir sürü şey oldu. Bunlardan biri işte Alibaba.com'la tanışmam. Ama tanıştığım herkesten bir şey öğrendim. Mesela böyle bir panelde yine Ayşegül Deniz'le Intel'in Orta Doğu, Afrika ve Türkiye direktörüyle tanıştım. Bana dedi ki her zaman büyük düşün, bütüne bak dedi. Ben o zaman sadece Türkiye'yi düşünüyordum. Şimdi diyorum ki Türkiye'de yaptık, dünyada da yapabiliriz diyorum. Ve Ayşegül İldeniz, Şila Gök'le tanıştırdı beni, Kagider Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. İşini planla, en az iki partnerle belirle ve fikrine sahip çık dedi. Bu çok önemli. Tek partnerle gittiğinizde iş sizden çıkıyor çünkü sizin bir maddi gücünüz yok. Şila Gök de Ferhan Kuk'la tanıştırdı ve ben şimdi buradayım. Her şeyi zincirleme. Siz doğru yerde, doğru iş yapıyorsanız herkes sizi buluyor ve anlıyorlar. Doğru kişiler sizi anlıyor. Ve logo yazılım firması yönetim kurulu başkanı da ben işleri patlatıp bitirdiğimde demişti ki her şeyi bozduğumda taşın altında elin varsa taşının başında dur, işine sahip çık ve değerini bil. Çünkü ben işleri batırdığımda dedim ki ben bunu yapamıyorum, şirketin başına birisini getireyim dedim. Ama bu yürek buna devam etmek zorunda. Ben bunu düşündüm, buna ilerletmek istedim. Çiftçiyi internete yaklaştırmak istedim. Şimdi ne oluyor? 200 bin internet, 700 bin cep abonemiz var bu bilgileri alan. Ve çiftçilerin teşekkürü o kadar mükemmel ki gelirken fuara bir tutam sarımsak getirmeleri, işte bunu sizin için getirdik, biz ürünümüzü sattık, bütün sarımsağımızı sattık diyerek gelmeleri çok önemli. Ses. Burada sesi açamadım herhalde. Bize organik tarım onlar soktu. Teşvik ettiler. İşte burada konferans verdi. 2009'lu yıllardaydı galiba. Biz onların aracılığıyla organik tarıma girdik. Memnunuz. Sağ olsunlar. Pamuğumu kayıt ettim. Sonra kabul edildi. Çok yerden telefonlar almaya başladım. Ve o sebeple satabildim malımı. Yani atıyorum orada iki tane pazarı varsa bize 12 tane pazar çıktı karşımıza. Bu güzel bir şey yani. İlan servisini kullandık. Biz organik tarım üreticisiyiz burada. Zeytinyağı
üretiyoruz organik olarak. Vodafone'un ilan servisini kullanarak ilan verdik. Şu an hasat üzerindeyiz. Bir miktar telefonlar alıyoruz. Mesela bak çiftçi kulübü diyor. Ben devamlı gelir zaten. Haziran ayına kadar 6 milyon lira nakit destek Tarım Bakanlığı'na ödenecek diye bilgi geliyor. Bu güzel bir şey. Biz yani dağın başında olsak, nerede olursak olsun bu bilgilerden yararlanıyoruz. Bunlar da çok güzel bir şey yani. Pazarlama yönünden olsun, bilgilendirme yönünden olsun, çiftçinin kılavuzu gibi bir şey. Bu da çiftçilerimizin görüşü. Bu iş doğru yolda ilerliyor. Umarım ben doğru bir yol çizersem, ayağıma yeri sağlam basarsam, dünyanın her yerinde çiftçilerin bu entegrasyonu sağlamayı çalışacağım. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.